Neden güzel kızlar yakışıklı kardeşler? Burada amaç nedir? Ya kardeşim, Hazreti Süleyman'ın yöntemidir. Hazreti Süleyman'ın çevresindeki bütün insanlar çok seçmeydi, seçkindi, hep güzel insanlardandı. Hanımları da çok güzeldi. Orada çalışanlar, faaliyet yapan, gayret eden hanımların hepsi çok güzeldi sarayda. İslam'ın tebliğinde bu çok hayati etki yapıyordu. Hazreti Süleyman sarayına gelip de Müslüman olmadan dönen olmuyordu. Her gelen imana geliyordu. Çünkü İslam'ın satvetini, gücünü, ihtişamını, kalitesini, derinliğini ve mükemmelliğini görüyorlardı. Yani bir din böyle bir hayat meydana getiriyorsa bu din doğrudur diyordu insanlar. E sen dinden, imandan bahsediyorsun. Adamların evine gidiyorsun. Leş gibi sarımsak, soğan kokuyor ev. Adamların ağzı ayrı kokuyor. Sırtı ayrı, kafası ayrı kokuyor. Ağzına ikide bir tahta alıp ağzına sürtüyor. Tahtada küflenmiş böyle. Yani ondan sonra gelip dinden, imandan bahsediyor adam. Yani daha da çirkin şeyler var da söylemek istemiyorum. E böyle din anlayışı olur mu? Hepsi yerde oturuyorlar. Güzellik yok, bir şey yok. Yer, havadan bir ampul sallanıyor. Peygamber böyle demişti diyorlar. İşte bir hırka, bir lokma demişti diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Ve İslam'ı çökertiyorlar ve çöktürtüyorlar. Bunların yüzünden İslam bu hale geldi.